Şimdi Garden Past Sentence'a geldiğimizde, bunu grupta da daha önce birkaç kere konuşmuştunuz hatırlıyorum. Çıkmıştı bir soru aynı zamanda. Ama Garden Path Sentence diye bir yorum sorusu gelmişti. Çıkmış sorularda göreceğiz tekrar. Bundan sonra oradaki ambiguous bir durumu çözümlemeniz de istenebilir bence. O anlamda önemli. Çünkü çıkan soruların etrafında döndüğünü biliyoruz ÖABT'nin. Şimdi Garden Path Sentence'lar aslında correct sentence'lardır. Ama siz ilk okuduğunuzda "Ay bu ne tuhaf bir cümle, bu cümle kesinlikle yanlış, bu cümlede bir acayiplik var" dedirtiyorsa size, o zaman o cümle garden past sentence'dır. Doğru olmasına rağmen size ilk bakışta doğru değilmiş izlenimi verenler. O zaman garden past sentence is a grammatically correct sentence that starts in such a way that a reader's most likely interpretation will be incorrect. Yani ilk cümleye başlıyorum, görüyorum ve ilk başta bir yanlış algım oluşuyor. Yanlış algı derken şundan bahsediyorum. Yanlış bir parsing yapıyorum. Parsing de çok önemli bir kelime, göreceğiz gerçi yine ileride, ama parsing de ben sintaktik bir analiz yapıyorum. Yani bu cümlenin öznesi ne? Bu cümlenin fiili nedir? Burada işte hangisi noun'dur, hangisi verb'dür, hangisi preposition gibi bir parsing yapıyoruz. Fakat garden path sentence'larda ilk baktığımda yanlış bir parsingle başlıyorum. Ve sonra bakıyorum, cümlede devam ettiğimde, bir yere geldiğimde diyorum ki yok, böyle değilmiş demek ki, yanlış parsing yapmışım diyorum. Hemen şimdi örneğine bakalım. The horse raced past the barn, fell dediğimde, which was'ı görmeseniz. Tuhaf bir cümle olarak gelmez mi size? The horse raced past the barn, fell dediğimde. Şu which was'ı görmesek, tuhaf bir cümle gibi geliyor. Şimdi şuradaki ikinci cümledeki that'i atın mesela, ki o bir garden path sentence olması için that'in olmaması lazım. The cotton clothing is usually made of groves in Mississippi. Böyle bir cümleyi görseydiniz ilk başta yanlış olduğunu düşünür müydünüz? The cotton clothing is usually made of groves in Mississippi. Hayır, yanlış gibi gelmiyor ilk başta. Aynen hocam, yanlış gibi gelmiyor. Ama sadece eksik gibi. Yanlış değil ama zorlama derim ben hani. Zorlama derim yani. Şu anda büyük ihtimalle that'i orada gördüğünüz için. Çünkü beyin şu anda o bütünü tamamlayabiliyor that orada olduğu için. Ama that orada olmasaydı ve burada ne diyor deseydim, çok büyük ihtimalle ya da subject'ini bana söyleyin deseydim zorlanabilirdiniz. Ama şu anda bana bu cümlenin subject'ini söyler misiniz? Dikkat on clothing. Clothing olmaz mı? Hayır. The cotton. Cotton o zaman. Hayır. Cotton clothing. Hayır. The cotton that clothing. The cotton clothing is usually made of. Evet. Yapmış. Demek ki hala daha garden path sizin için garden path. Sadece belirleyemedik that'ı görmemize rağmen. Evet. Doğru. Made of'a kadar. Groves kadar olan yer subject. Çünkü burası nedir? It. It grows, değil mi? Aynen. Evet, evet hocam, evet. It, yani şurada ne diyoruz? The cotton, hangi cotton? Clothing'in genellikle yapıldığı, neyden yapılır clothing? Genellikle cotton'dan yapılır. Nerede yetişir? Mississippi'de yetişir. Yani bakın, grows'a kadar olan yer subject. Ki bakın, ben size bu deti vermemiş olsaydım, şu an bu cümledeki subject'i çıkarmanız çok daha zor olacaktı. Şu an anlamlandırabiliyorsanız, burada bunu gördüğünüz için beyin hemen otomatik olarak algılıyor. The old man the boat. Recep hocam bu örneği göndermişti. Evet ama ben anlamamıştım hocam. Şu anda anlıyor muyuz? Bu cümlenin fiili nedir? Man mi? Man. Evet. Ama siz ilk bu cümleyi okuduğunuzda parsing yapıyorsunuz. Hemen şöyle düşünmez misiniz? The old man. Yaşlı adam. Evet, öyle düşünmüştüm ben. İşte zaten garden past sentence'ın özelliği bu. Önce yanlış başlıyorsunuz. Yani sintaktik olarak parsing'i ilk başta yanlış yapıyorsunuz. Çünkü buna alışığız ya. Önce the old man olarak bekliyorum. Sonra cümleyi okumaya devam ediyorum. The boat'u görüyorum. Diyorum ki Allah Allah. Nasıl cümle bu? Demek ki burada man bir o öznenin içinde değilmiş diye düşünmem gerekiyor. O zaman demek ki the old man the boat. Buradaki man verb olacak. Bakın, the young dog the old.
Bu cümle size düzgün geliyor mu şu anda? Başta gelmiyor. Hayır. Yok hocam. Evet. Çünkü ilk baştaki algım ne? İlk yaptığım parsing'de dog'u özne olarak almak istiyorum. Burada bir noun phrase olduğunu düşünüyorum. Halbuki sonra the old'la karşılaştığımda bütün bu parsingim yıkılıyor. Diyorum hayır. Yaşayanlar sürekli sizi arkanızdan gelmezler mi? İzlemek mi, takip gibi? Follow. Evet. İzlemek, takip etmek anlamında. Burada bakın dog be verb. Peki şu cümleye bakalım. The florist sent the flowers was pleased. Ne diyor burada? The florist who sent the flowers was pleased. Hayır. Değil mi? Değil. Şimdi bakın. Bu genellikle her bu konuyu yaptığımda aynı cevapla karşılaşıyorum. The florist who sent cevabını veriyor herkes. Ama the florist who was pleased sent the flowers. Cümleyi değiştirmeyin. Oraya sadece bir şey ekleyin. Yani florist'ten sonra bir şeyler ekleyin ki bu cümle gerçek anlamına kavuşsun. Yani şu anda da zaten gerçek anlamında da. Who was sent olabilir mi? Kesinlikle olur. Who was sent olmalı. Şimdi bunu bir tekrar edelim. Çünkü bakın özellikle ilk 5 sorumuz yani clause testte çok fazla gördüğümüz bir şey bu. Reduction, relative clause reduction'la hem soru geliyor hem de cümlelerin içinde çok fazla görüyoruz. Burada Meryem hocam sizin söylediğiniz olsaydı the florist who sent the flowers was pleased deseydi ne anlama gelirdi? Çiçekleri gönderen florist pleased'di, mutluydu. Evet, olmuyor. Ben zaten söyledikten sonra fark ettim. Ve onun ben reduction'ını nasıl yapardım? Onu reduction yapar mısınız? Onu reduction yaparken ing koyardım. Sending isterdim. Ing koymanız gerekirdi. O zaman the florist sending the flowers was pleased deseydim o zaman çiçekleri gönderen florist olurdu. Demek ki burada the florist who was sent the flowers was pleased. Öznemiz nedir? He ya da she. The florist who was sent the flowers. Mary gave the child the dog bit a band-aid. Nereye hangi kelimeyi eklerseniz buradaki karışıklık ortadan kalkar. The child who was beaten. Who was beaten? Yok. By who? Whom olur bence. Ha, nereye getirelim whom ya da who'yu? Child'dan sonra hocam, child'dan sonra. Evet, değil mi? The Mary gave the child who the dog bit a band-aid. Yani buraya whom da getirebilirim, that da getirebilirim. Doğru mu? Aynen. Evet. Olur mu? Aynen. Whom da olur, that da olur. Omit de edebilirim. Hepsini söyledim mi? Who, whom, that ve omit de edebilirim. Peki burada object. Kaç tane object var burada? The child part ile band-aid var hocam. Bir tane direct, bir tane de indirect. İki tane object'im değil mi? Mary çocuğa vermiş. Hangi çocuğa? Köpeğin ısırdığı çocuk. The child who the dog bit. Ne vermiş ona? Evet. A band-aid vermiş. Ben. Evet. The girl told the story. Who was told? Yaptırıyordum. Ve bu Aynen. Who was told da olması lazım. ÖABT'de nasıl çıktı bu soru? The girl told the story smiled diye sordular. Yani demek ki bir tane kelimeyi değiştirmiş. Aynı yerlerden alıyorlar soruları. Hiç değiştirmiyorlar bile. The girl told the story smiled'dı. Geçen sene çıkan soru. Burada da who was told var. I convinced her children are noisy. I convinced her that güzel. I convinced that. Aynen. Her that children are noisy. Jill is never here hurts. Buraya ne diye ne eklerseniz sıkıntı gider. Jill is never here that hurts. Which hurts? What hurts? Which hurts? Sanki biraz tuhaf bir cümle oldu. Ben çok. Yani it hurts demek ki bu da incitir gibi incitir.
Ha, o zaman ama bakın virgül koyacağız. Jill is never here, which hurts falan. Evet, ama o değil. Bakın burada şunu söylüyor. Jill'in burada olmaması hani canımı yakıyor, beni üzüyor anlamında. That Jill is never here. Bravo. That da gelecek değil mi? That Jill is never here. It oldu şimdi. Hurts. Evet, that'ı başa getirirsem buradaki sıkıntı kalktı. Ben buradan almıştım. Ve ÖABT'ye de, ÖSYM'ye de buradan almış. Anlaşılan. Çünkü the girl told the story, smiled yapmış. O yüzden kaynağı da buraya ekledim. Bakmak isterseniz. Şimdi burada hocam, local ve global... Buyurun. Kusura bakmayın, böldüm. Bu floriste ben orayı kaçırdım da burada bir pasif bir durum mu vardı? The florist who was sent. Relative clause'da reduction yapmışım. Relative clause'da passive reduction'ı ben nasıl yapıyorum? Hem relative pronoun'u hem de participle'ı atıyorum değil mi? Yardımcı fiilini de atarak. The florist who was sent the flowers. Eğer çünkü the florist who sent the flowers olmuş olsaydı bu cümle, reduction'ın da florist sending the flowers demem gerekirdi. Doğru mu? Evet. Geçiyorum o zaman. Local ambiguity ve global ambiguity'ye bakalım. Şu ana kadar hiç çıkmadı. Ama bakın böyle bir yorum soruları falan geliyor ya. Bence özellikle de bunu bu sene eklemek istedim. Çünkü garden path sentence'da normalde hep bahsettiğimiz bir şey. Ambiguity zaten her sene çıkıyor. İşte en son Garden Path'e geldiler. Şimdi belki de böyle bir yorum sorusu. Şimdi burada iki çeşit ambiguous sentence görüyoruz. Local ambiguity'ye sahip olanlar ve global ambiguity'ye sahip olanlar. Local ambiguity, biraz önce gördüğümüz Garden Path sentence'lar mesela local ambiguity'ye sahip. Neden? Çünkü siz bütün cümleyi duyduktan sonra oradaki ambiguity yok olmuş oluyor. Mesela işte the girl told a story, cried dediğimde ilk başta cümleyi okuduğumda şöyle bir algım var. The girl told a story, yani hikayeyi anlatan kızdır diye düşünüyorum. Öyle beyin onu otomatik olarak öyle parse etmek istiyor. Ama sonra birden karşıma cried çıkınca bütün algım alt üst oluyor ve geriye dönmek zorunda kalıyorum. Diyorum ki cried burada besbelli bir verb. O zaman ben demek ki daha önce bir hata yaptım bir yerde değil. Ha, demek ki oradaki told bir relative clause reduction'mış. Yanlış algılamışım diyorsunuz ve cümlenin noktasını gördüğünüz anda problem çözülüyor. Oradaki yanlış parsinginizi çözmüş oluyorsunuz. Ama global ambiguity'de bütün cümleyi okusanız da, görseniz de, duysanız da ambiguity ortadan kalkmıyor. Mesela şu örnekte olduğu gibi. İşte the cow attacked the farmer with an axe dediğimde cümlenin sonuna kadar geldim ama hala daha balta kimde bilmiyorum. Doğru mu? Doğru. Demek ki global ambiguity'de oradaki structure'dan kaynaklı bir problem var ve cümleyi duyduğumda da çözülmüyor. Ama garden path sentence'larda local ambiguity var çünkü aslında beynimin bana bir oyunu o. Cümlenin başında alışık olduğum bir parsingle karşılaşmak istiyorum. Öyle bir yanlış analizle başlıyorum ama cümlenin sonunu gördüğümde ha yanlış analiz etmişim deyip geriye dönüp düzeltebiliyorum. Global ambiguity'nin diğer bir adı standing ambiguity. Böyle çıkacağını sanmıyorum ama yine de bilelim. Dedik ki it is not resolved within the sentence. Mesela the spy watched the man with the binoculars dediğim zaman burada yine aslında biraz önce verdiğim örneğe çok benziyor. Burada binoculars kimin elinde? Adamın mı, ajanın mı? Aynen öyle. Adamda mı yoksa ajanda mı belli değil. Bunu çözemiyorum. Ama local ambiguity'ye baktığımızda bakın temporary. Neden temporary? Cümlenin sonuna geldiğimde bitiyor gidiyor çünkü. Meaning tamamen clear oluyor bütün cümleyi duyduğumda. While John was reading the book fell off his lap dediğimde. Şimdi bakın ilk algımız ne? While John was reading the book. Ama burada ne demek istiyor aslında?
Kitap mı düştü? Yok. Yani kitabı düşmüş hocam. Hocam, while John was reading, the book fell off his... Virgül olması lazım orada. Aynen öyle. Evet, ama siz spoken language'de virgül diyor musunuz? While John was reading, comma, the book fell off his... Ama onu görmeden önce ilk başta okurken while John was reading the book diye okudum. Sonra fell off okudum ama sonrasında fark ettim. İşte tam bir... Aynen. Şimdi Meryem Hoca'nın anlattığı şey aslında local ambiguity ve garden patch sentence anlatıyor. Diyor ki önce diyor ben okurken reading the book'u birlikte almıştım diyor. Sonra diyor fell off'u görünce diyor geri dönmek zorunda kaldım. Evet ama tabii ki normalde yazılı bir şekilde burada bir punctuation olsaydı böyle bir şey yaşamazdık. Demek ki bakın locally ambiguous'ti. Mesela bakın çok güzel böyle bir örnek verebilir ve içime doğuyor. Bence böyle bir soru gelecek. Hatta bu The Old Train'le birlikte verecekler. Bakın bu sene olmasa seneye gelecek. The Old Train'i okuduğunuzda yorum sorusu soruyor ya şimdi. Şimdi ben bunu ilk başta ne diye düşünüyorum? The Old Train, eski tren diye düşünüyorum. Değil mi? İlk algım bu. Böyle okumak istiyorum. Beynim bana böyle bir parsing yap diyor. Ama ondan sonra cümlenin devamını görüyorum. The old train, the young. Değiştirmem lazım. Demek ki burada train verbmuş. Eğitmek anlamında mı yani? Aynen. Eğitmek anlamında verb olduğunu hemen ne yapıyorum? Geriye dönüp tekrar bir parsing yapıyorum. I know women more beautiful than Julia Roberts. I know more beautiful women than Julia Roberts. Burada ne demek istiyorum? Julia Roberts'tan daha güzel kadınlar biliyorum. Hı-hı. Bu birinci anlam. İkinci anlam? Daha çok biliyorum. Evet, değil mi? Daha çok biliyorum. Yani evet, Julia Roberts de çok güzel kadın biliyor, tanıyor. Ama ben Julia Roberts'ın tanıdığından, bildiğinden daha fazla güzel kadın tanıyorum. Mu? Yoksa Julia Roberts'tan daha güzel kadınlar da hayatımda gördüm, tanıyorum mu? Evet. Recursion'la devam edelim. Can. Buyurun. Dinliyorum. Sesiniz bana geç geliyor da benim internetimden dolayı, o yüzden. Tamam. Tekrar mı edeyim? Yok yok hocam, anladım şimdi. bugün bayağı bir iletişimimiz sekteli. Bir yerde sesim giderse anlayamazsınız, lütfen hiç çekinmeden durdurun, tekrar edin, deyin. Hiçbir şey değil. Sadece bir kişide bir problem olsa tekrar edelim. Lütfen söyleyin. Şimdi. Recursion ya da recursiveness ya da language is recursive diye bunu hep konuşuyoruz. Daha önceden de söylemiştik. Şimdi burada mesela ilk derste söylediğim şeye geri dönmek istiyorum. Hani dedik ya, aslında çok az dil biliyoruz. Çok az dil çalışılmış dil bilimciler tarafından. Ama buna rağmen çok keskin iddialarımız var. Özellikle Chomsky'nin. Ve mesela Chomsky'ye göre kesinlikle language is recursive'dir. Ve herkes de Chomsky'yi kabul ettiği için dil bilim kaynaklarına baktığımızda şu son yakın döneme kadar hep bütün dillerin muhakkak recursive olduğu yazıyordu. Fakat ne oldu? Piraha dili diye bir dili çalıştı. Everett denen kişi, şurada gördüğünüz. Ve Everett işte gidiyor Amazonlarda bir kabileyle yaşamaya başlıyor. İşte ailesini de götürüyor ya falan. Hatta ilk başlarda öldürmek istiyorlar onları falan filan. Ama adam orada yıllarca yaşayarak o dili öğrendiğini iddia ediyor. Ve diyor ki en son bir makale yayınlıyor Chomsky'ye karşı. Piraha dili recursive değildir diyor. Şimdi son dönemin çok büyük tartışma konularından bir tanesi bu. Ben o yüzden paragraf kitabımıza da bununla ilgili bir paragraf koydum. Çözdüyseniz görmüşsünüzdür. Evet. Son dönemlerin en büyük dil bilim tartışma konularından bir tanesi. Chomsky'nin bütün teorisi çöktü mü? Chomsky yanılıyor muydu diye çok tartışılıyor. Şimdi bu noktada da birçok insan diyor ki bir kişi çalışmış sadece ve muhakkak orada da vardır recursion ama bizim beklediğimiz şekilde değildir. Ya da Chomsky şöyle dedi. Dedi ki recursion aslında universal grammar içinde vardır.
ama kendisini bir dilde manifest etmeyebilir. Ama aslında universal grammar için de principle olarak bütün language'ler recursive'dir. Ama bizim beklediğimiz şekilde manifest etmiyor olabilir kendisini demişti. Şimdi nedir peki? Neden bu bilgileri verdim? Çok tartışmalı bir konu. Ve bakın Chomsky gibi dil bilimin babası olan kişiyi sarstı. Yıllardır Chomsky yanılıyor muydu? Yıllarca Chomsky yanlış bir şey mi anlattı diye bir tartışma konusu. Popüler bir terim olduğu için sorulma ihtimali olabilir. Nedir recursion, recursive olması dilin? The property of language that allows for the embedding of categories to make longer and longer sentences. Bir sintaktik kategoriyi sürekli olarak embed edebilirim, tekrarlayabilirim. Ve bunun sayesinde o cümleyi sonsuza kadar uzatabilirim. Tabii ki yapmıyoruz böyle bir şey. Günlük dilde hiçbir zaman noktası olmayan, sonsuza kadar uzanan bir cümle yok. Ama zaten bu vardır demiyor. Bunu yapabilirsin diyor. Doğru mu? Yani dilde ben sonsuza kadar uzatabilir miyim mesela Türkçeyi? Evet hocam. Uzatabilirim. İngilizce'de de yapabilirim bunu. İşte Chomsky'ye göre bütün dillerde yapılabilir deniyor. Bu tartışılıyor şu anda. Acaba bütün dillerde gerçekten var mı? Ama İngilizce ve Türkçe için konuşabiliriz. Kesinlikle ben şu an istesem bir cümleyi sonsuza kadar uzatabilirim. Nokta koymadan. Close'lar, relative close uzuyor. Aynen öyle. Conjunction'larla yapabilirim, sıfatlarla yapabilirim, relative close'larla yapabilirim. İç içe geçirerek aynı ya da işte benzer sintaktik yapıları. Evet. O cümleyi longer and longer hale getirebilirim. Şimdi burada creativity ve productivity ile çok alakalı mı bu terim? Evet hocam. Evet ama şunu söyleyemem. Recursive eşittir productivity diyemem. Ama şunu söyleyebilirim. Dilin recursive olması dilin produktif olmasından kaynaklanır. Evet. Diyebilirim. Ama recursion eşittir productivity demem de. Ama sonuçta çok iç içe geçmiş iki terimden bahsediyoruz. Ben bir cümleyi sonsuza kadar dilin hangi özelliğiyle uzatıyorum? Productivity ile elimdeki sınırlı sayıdaki yapıları alıyorum. Birbirinin içine geçire sonsuza kadar uzatabiliyorum. O zaman demek ki recursion olabilmesinin sebebi dilin aslında productive ya da creative olmasından kaynaklanıyor. Alex has a red car. Alex, whom you know very well, has a red car. Alex, whom you know very well, has a red car, which is parked there. Bak, uzatırım da uzatırım. Ve dediğimiz gibi, real situation'da tabii ki böyle bir şey yapmıyoruz. Hiç kimse sonsuza kadar cümle uzatmıyor. Ama buradaki fikir şu, ben bunu yapabilirim. Conjunction'larla yapabilirim. John and Mary and Bill and Sam and Lily. İstediğim kadar uzatabilirim. John thinks that Mary said that diye that diye devam edebilirim. Possessive'lerle sonsuza kadar uzatabilirim. John'un annesinin, kardeşinin, halasının, köpeğinin, işte bilmem nesinin devam ederim. Possessive'i yine the ve of kalıbıyla yapabilirim. Bunu da sonsuza kadar sürdürebilirim. Sıfatlarla yapabilirim. Nice and cute Alice. Nice and cute and sweet and gentle and diye devam edebilirim. Bakın sıfatları tekrar ede sonsuza kadar devam edebilirim. Recursion oldu şu an. Oturdu mu? Evet hocam. Bunu da özellikle soruyorum. Çünkü grupta konuşulmuştu. Recursion'ı konuşacağız detaylı demiştik. Soru işaretleri olan hocalarımız vardı. Şu an buradalar mı bilmiyorum. Sadık hocam mıydı hatta? Kimdi? Neyse. Oturdu diyorsanız geçiyorum. Paralelizme gelelim. Yine bakın çıkmadı. Çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü subject verb agreement de sadece agreement olarak soru geldi. Ve şunu fark ediyoruz ÖABT'de. Sınıflarımız içinde öğretmemiz gereken, uygulamamız gereken, öğrencilerimizin awareness'ını arttırmamız gereken konularla ilgili soru geliyor. Parallelism bizim sınıflarımızda kesinlikle öğrencilerimize vermemiz gereken bir kavram. Yani parallelism diye anlatmayacağız ama çok hata yaptıkları bir şey. Ne yapıyor mesela çocuk? Diyor ki, yesterday I did jogging and some exercise and swimming
diyor. Gerçi did swimming olmuyor ama başka did ile ilgili başka bir şey düşünüyor. Mesela skating diyor mesela. Ne oldu şimdi? Yani do verb ing ile devam ediyordu. Araya bambaşka bir kalıpla devam etti. Aynı aslında mantıklı devam etmek istiyor. Ama bütün o pattern'ı bozdu. Evet, yani pattern'ı bozmuş oldu. Paralelliği bozmuş oldu. Parallel structure ya da parallel construction'da biz ne arıyoruz? A balance arıyoruz. Within one or more sentences of similar phrases ya da clauses that have the same grammatical structure. Yani orada işte gerund gidiyorsa arkasından infinitive getirmesin. Niye değiştiriyor ki grammatical structure'ı? Çünkü siz bunu değiştirdiğinizde birden irkiliyorsunuz. Yani paralelliği olan benzer yapılar yan yana giderken birden oradan kerelaka başka bir şey çıkıyor. Ve bu sizin readability'nizi ya da dinlerken de karşı tarafın algılamasında o tekstin bütünlüğü anlamında problem, sıkıntı yaratıyor. Hemen bakalım. Ideas should be parallel. I like running, jumping and hiking. Güzel. Bakın paralellik var. Ama I like to run, jumping and hiking de yok. Niye burada infinitive oldu? Bunlar gerund'da. Değil mi? Burada bir grammaticality bozulmuş oldu. Essay yazarken de bunu çok yapıyorduk. Thesis statement'ta falan. In terms of diyorduk mesela. Noun gelmiyor diyordu hocalar. Hani adjective ya da verb gelince. Çok güzel bir örnek. Benim de çok yaşadığım bir şey. Ve thesis statement'ta gerçekten o kadar çok üstünde duruyoruz ki paralelizmin. Ve hep gerçekten öğrenciler de bunu yapar değil mi? İşte thesis statement'ta ne yapacak? Bütün essay'deki işte mesela 3 tane body paragraph olacaksa o 3 body paragraph'ın içeriğini bir kelimeyle ya da bir clause'la ya da bir phrase'le vermesi gerekiyor diyelim ki. Yani clause orada olmaz da. Ne yapıyor? İki tanesini benzer yapıda kullanıyor. Bir tanesi çok saçma, alakasız ve her seferinde biz de orada düzeltiriz. Bakın burada ikisi buysa o zaman üçüncü de böyle olmalı. Eğer ikisini noun seçtiysen o zaman bunu da gerund yapma, onu da bir noun olarak seç diyoruz. Çok güzel bir örnek, doğru. Şimdi, she likes cooking, jogging and reading. Güzel. She likes to cook, jog and read de güzel. Ama she likes cooking, jogging and to read lacking parallelism. He likes playing baseball and running. He likes to play baseball and to run. He likes baseball and running. Bakın burada noun yaptı, burada gerund yaptı. Yani sonuçta gerund da bir nounlaştırılmış halidir ama gerund yapmak paralellik için daha iyidir. The dog ran across the yard, jumped over the fence and sprinted down the alley. Bakın hep fiilini vermiş, ondan sonra preposition'ını vermiş ve daha sonra yer bildirmiş. Fakat burada yine aynı şekilde devam etmiş, sadece preposition'ını getirmiş. Buna ne diyoruz? Faulty parallelism. Bakın çok önemli bir terim yine bence. Faulty parallelism demek neymiş? Biraz önce gördüğümüz örneklerdeki gibi paralelizm lack olma durumu varsa, eksikse, farklı yapılar kullandıysa ona biz faulty parallelism diyoruz. Şimdi sizden rica edeceğim. Bu cümledeki faulty parallelism'i düzeltebilir misiniz? Öğrenciniz böyle bir cümle yazdı. Siz de onu düzeltmek istiyorsunuz. Do ironing. Evet. Aynen değil mi? Şuraya do the ironing dersek bütün problem ortadan kalkmış oluyor. Do the washing and shopping derken niye had to iron oldu? Coordination noun. Patience noun. Niye şimdi to have good to time? Have hiç çıkartsak olur. Değil mi? Orada noun giderken